Hollanda'ya hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hollanda'da 7. şubemizi açıyoruz ama yurt dışında 11. şubemizi açıyoruz. Bu taraf Güney Rotterdam'da özellikle talep vardı. Talep üzerine geldik. İnşallah hayırlı olacak. Simitçi dünyası bildiğiniz gibi 2012 yılında kuruldu. Bugün yurt içinde 112 şubemiz var. Yurt dışında da 11. şubemizi açıyoruz. Bu yılın başında yeni bir fabrika kurma kararı aldık. Kapasiteyi büyütüyoruz. Ankara'da Sincan Organize Sanayi'nin içerisinde 10.000 metre kapı alanı olan bir fabrika kuruyoruz. Burada daha çok yurt dışı taleplerinin, yurt dışında tüketilen, yabancıların tükettiği içli, dolgulu, görselli ürünlerden de üreteceğiz. Hem Orta Doğu'ya hem yine Avrupa ülkelerine yine donmuş ve kısmi yarı pişmiş ürünlerimizi göndereceğiz. Simitçi dünyası emin adımlarla büyümeye devam ediyor yani. Peki Simitçi dünyasının misyonu, tabii ki vizyonu daha da gelişiyor. Ne gibi gelişmeler var efendim? Şöyle, şimdi Simitçi dünyasının misyonu misafirlerinin yüzünde tebessüm ettiren tatlar bırakmak. Böyle bir misyonla yola çıktık ve bu misyonun üzerine de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Vizyonumuzsa Simitçi dünyası 2023 yılına geldiğinde yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce şubesi olan bir kurum haline gelecek. Biz her yıl yurt içinde yaklaşık 25 tane, yurt dışında da yılda ortalamada 5 tane mağaza açarak büyüyen bir kurumuz. Ve 2023'e kadar da aynı istikrarla büyümelerimizi devam ettireceğiz inşallah. Hollanda'nın Rotterdam kentinde Simitçi Dünyası 7. şubesini açtı. Bu şubeyi açan işletmecimiz Sayın Muhammed Koç'la birlikteyiz. Efendim, Eko Pazar adına sizlere hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Peki efendim, bu işletmeyi neden buraya yerleştirmeye karar verdiniz ve fikirlerinizi, yorumlarınızı alalım. Öncelikle burada potansiyelin olduğunu biliyorduk. Güney Rotterdam, yani çoğunlukla Türklerin, yabancıların ve farklı kültürlerin oturduğu bir yer. Hareketli bir semt. Böyle bir işletmeye karar verdik. Konsept hoşumuza gitti. Özellikle konseptin geniş mutfağı olsun, yüksek kalitesi olsun. Bunları burada yani uygulayacağımızdan emin olduğumuz için böyle bir karara başvurduk. Peki halkımıza söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? Gelsinler, görsünler konseptimizi. Gerçekten lezzetli bir konseptimiz var. Mutfağımız çok zengin bir konsept. Özellikle yüksek kalitemizin ve servisimizin tadına baksınlar. Yani pişman olmayacaklar. Gerçekten burada 25 kişilik bir ekibimiz var. Bütün kardeşlerimize burada iş imkanı sunduk. Üniversitesine gidenden, yüksek okula giden lisede arkadaşlarımız var. Gerçekten güzel bir ekibimiz var. Yani misafirperverliğimizle, güler yüzümüzle onları en iyi şekilde karşılayacağımızdan emin olsunlar. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Özellikle doğum günleri, nişan törenleri ve grup gelenler için, özellikle kahvaltı grupları için. Yani yerimiz müsait, 125 kişilik bir yerimiz var. 500 metrekarede Avrupa'nın en büyük simitçi dünyası olmaktan gururluyuz. Hepinizi davet ediyoruz. Ben buradaki simitçi dünyasının 3 açılışına katıldım. Yaklaşık 3,5 senedir de burada görev yapıyorum. Son 2 senedir simitçi dünyası çok büyük bir atılım yaptı. Şube sayısının 7'ye ulaştığını Hollanda'da bugün öğrendim. Ve bundan da çok mutlu oldum. Büyük ihtimalle simitçi dünyası Hollanda'da daha da büyüyerek devam edecektir yoluna. Biz de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışacağız. Peki Sayın Müşavirim, elçilik olaraktan Türk işletmecilerimize veyahut da Türkiye'den gelen işletmecilerimize ne gibi diyaloğunuz oluyor, ne gibi imkanlar sunuyorsunuz? Şimdi biraz önce CEO'muz Levent Bey ile görüştüğümüzde marka kapsamına girdiğini firmamızın söyledi Levent Bey. Dolayısıyla biz marka ve Türk ayeti kapsamında bu sektördeki firmalarımıza değişik teşvikler veriyoruz. Bunların başında kira teşviği geliyor. Daha sonra işte kurulum tasarım teşviği geliyor. Bir de yapılan işte bir takım reklam harcamaların teşviği geliyor. Denk Partisi kurucusu ve milletvekilimiz olan Sayın Tunahan Kuzu Bey ile birlikteyiz. Sayın Vekilim, hoş geldiniz Eko Pazar'a. Bu işletmecimiz hakkında neler söylemek istersiniz? Hoş bulduk. Rotterdam Beyerlandsalağı'nda multikültürel bir caddede farklı dükkanların olması ve
dünyanın her tarafından farklı lezzetlerin buradaki yaşayan insanlara sunulması tabii ki güzel bir şey. Daha demin içeride kahvaltı yaptık. Kahvaltı esnasında tablomuzda hem Hollanda peyniri vardı, hem Türk peyniri vardı, Türk çayı vardı ve simit vardı. Ve simit tabirine gelecek olursak artık Hollanda'da öyle bir duruma geldi ki Hollanda'da herkes neredeyse simitin ne olduğunu biliyor. Yani sadece fırınlarda, köşe başlarındaki fırınlarda değil, bu tür konseptler vasıtasıyla buradaki yaşayan bütün insanlar bu lezzetle tanışabiliyorlar. Efendim, kızınız bir şube daha açtı. Duygularınızı alalım. Evet, kızımla gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum onun bu başarısından dolayı. Çok memnunum, çok mutluyum. Onunla gurur duyuyorum. Türkiye'den geldik ama Türkiye havası çok şükür. Türkiye gibi her şey. Peki, buranın kurulumunda çok emeği geçen Demet Hanım'ın babası Sayın İbrahim abi. Sizin fikirlerinizi alalım. Yavrularımla gurur duyuyorum. Allah'ın izniyle bundan sonra ilerlemelerinde Rabbim yollarını açık edecek inşallah. Başarıyorlar. Her elin attığı şeyleri başarıyorlar. Gençler. Bundan sonra da devamlarını istiyorum inşallah. İşletmecimiz Muhammed Bey'in babası ve annesi ve anneannesiyle birlikteyiz. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok güzel bir şey. Her babaya isterim ki böyle evlatlar nasip eylesin. Allah helalinden versin. Devamının, başarılarının devamını dileriz inşallah. Hayırlara vesile olur. Peki annesine geliyorum. Hayırlı olsun efendim. Eminim çok gururlusunuz. Evet, illaki gururluyuz. Allah razı olsun. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah emeğini zayi etmesin. Allah helalinden boz, kazançlar nasip etsin. Allah cümle ümmeti Muhammed'in çocuklarına fırsat versin. İçinde de benim çocuğuma bol kazançlar helalinden nasip etsin. Çok mutluyuz. Efendim nasıl buldunuz mekanı? Simit dünyası menüleri, simitlerini biz harika buluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Türkiye'nin tadını alıyoruz. Buradaki simitlere benzemiyor. Çok beğendik. Simitler çok süper. (Gülüyor)